Ülkemizde Amerikan güreşi yahut SmackDown olarak bilinen ama gerçek adı Pro Wrestling ya da Wrestling Entertainment olan Meşgale ve Erbaplarına değineceğiz bugün. Dört adı da birbirinden kötü olduğu için Bumeret'e mahsus çuktan güreş ismini koyuyorum ve kulağına ezanı okuyorum. Tanrı uludur tan... Öncelikle mahsus çuktan güreşin temel kavramlarını öğrenelim. Face'ler tarafını tuttuğumuz, kazanmalarını umduğumuz kahramanlardır. Değerlerimizi temsil eder. Heel'lar hile yapan, kibirli kötülerdir. Kahramanları küçük düşürmek isterler. Tweener'lar ne heel ne face diyebileceğimiz ama aynı zamanda hem heel gibi hem face gibi takılan, davranan karakterlerdir. Gimmick, karakterin kendine has özelliğidir. Her karakterin gimmick'i diğer karakterlerden ayırt edici ve seyirciyi cezbedici olmalıdır. Kayfabe, güreşçinin canlandırdığı karakteri sürdürmesidir. Güreşçi, sahne dışında ve hatta gerçek hayatta da karakter gibi davranır. Entrance adı üzerinde giriştir. Karakterin sahneye çıktığı andır. Gösterişli ve gimmickine uygun olmalıdır. Debut, ne derseniz deyin, bir karakterin ilk kez sahneye çıkmasıdır. Şirketteki ilk günü de diyebiliriz. Return ise uzun bir aradan sonra geri dönmesidir. Sürpriz dönüşler bu eğlencenin en heyecanlı yanıdır. Title Reign, ünvan saltanatı olarak çevrilebilir. Karakterin kemer taşıma sürecini işaret eder. Botch, ring içinde planın dışında bir hatanın gerçekleşmesidir. Batırmak da denebilir. Promo, sonraki organizasyonu pazarlamak için söylenen sözlerdir. Genellikle güreşçiler diğer güreşçiyi neden ve nasıl yeneceklerini söyler. Amaç, seyirciyi heyecanlandırarak bilet satmaktır. Work, önceden planlanmış bir durumu ifade eder. Sahte anlamında da kullanılır. Spot ise planlanmış güreş hareketleri sekansını ifade eder. Book, maç ayarlamadır. Kimin kimle karşılaşacağı belirlenir. Main event gecenin en büyük maçı veya olayıdır. En çok para ve ilgi getirendir. Bir sürü kavram tanıdık, bir sürü kavram öğrendik. Şimdi sıra bu işin erbaplarında. CM Punk, uyumsuz bir otorite düşmanı. MJF, hain, hilekar, yalancı, tam teşekküllü heel. Undertaker, bir efsane, lakabı gibi ölmeyen bir gimmick'e sahip. Stone Cold, otorite karşıtı, kafası bozuk, sapasağlam bir adam. Drak, her filmde kendini oynayan adam. LA Knight, Drak'la Stone Cold'un kırması, 10 numara adam. Paul Heyman, güreşçi değil ama mikrofonun efendisi, promo kralı. Brock Lesnar, atletik olarak bir canavar, UFC'de kendini kanıtlamıştır. Lita, ergenliğimin ahşap kraliçesi. Belalı kadındır. AJ Lee, uçan kaçan emekli deli kız. Rhea Ripley, dişi Terminator ama iğneyi biraz azaltması lazım. Sky Blue, bazı açılardan AJ Lee'yi, bazı açılardan adaşını anımsatan hanım. Dominik, Rey Mysterio'nun oğlu, sünepe, ırz düşmanı, harika bir heel. Sting, The Crow ve Joker'in karışımı, yaşlı manyak efsane, yakında emekli olacak. Jamoka, Turkish Power Wrestling'in akılda kalan tek güreşçisidir. Oylum Talı'yı korkutmuş ve acunla takılmıştır. Bir sonraki güreş videomuzda Rey Mysterio neden maske takıyor ve Undertaker öldü mü konularına değinmeyeceğiz. Abone olun ki güreş... aman görüşelim.